Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler, değerli izleyiciler. Bir programda daha sevgili arkadaşım Recep Albay Beyefendi ile hocamla birlikteyiz. Yine size bu akşam farklı bir bakış, farklı bakış penceresinden farklı bir konuyu belki tam farklı diyemeyeceğiz ama güncel bir konuyu ele alıp birlikte tartışmaya, birlikte gündeme getirmeye çalışacağız. Bu farklı konu nedir derseniz bu farklı konu tarih boyunca büyük ihanetler tarih boyunca gelişmiş ve tarihi değiştirmiş tarihte önemli bir önemli bir değişime neden olmuş. Bazen savaşla, bazen savaşsız, bazen içten, bazen dıştan büyük ihanetler meydana gelmiştir. İşte bu büyük ihanetler sonucunda her devlette olduğu gibi ülkemizde de büyük acılar yaşanmıştır. Sevgili seyirciler, bu ihanet dediğimiz hadise tabi devlete karşı işlendiği zaman hıyanet deniyor buna büyük büyük günahlardan büyük suçlardan büyük bir fiil, cürüm, cürüm İslami şeyle bir cürüm büyük bir suç. Fakat bu suçu işlemek hadisesi nasıl olur, nasıl gerçekleştirilir, nasıl senden gibi gözüküp de seni arkadan hançerleyebilir, bu insanların davranış biçimi nedir, fiilleri nasıldır, sıfatları nasıldır? Geçtiğimiz programlarda bazen münafıklık bahsiyle birlikte bunu ele almıştık. Münafıklık deyince tabii işte bu ihanetin temelini oluşturmaktadır münafıklık. Tarih boyunca Türkiye'de, özellikle kendi ülkemizde kendi tarihimize, İslam tarihiyle birlikte baktığımız zaman, bir taraftan İslam tarihi, bir taraftan Türk tarihi olarak baktığımız zaman, bu Milattan önceye dayanan ihanetler görüyoruz. Çinlilerde bir olup Türk devlette, o günkü Türk devletlerini ihanete uğratan içten hainler. Dıştan gelip sizden gibi gözüken, size destek veriyor gözüken fakat sizi dışa satan çok hainler. Bu hainler her dönemde olmuştur. Günümüz dahil her dönemde meydana gelmiştir. Fakat bazen bu hainlikler, bu hıyanet, bu ihanet, gerçekten tarihin seyrini değiştirir boyutlarda olmaktadır. Örneğin Osmanlı tarihine baktığımız zaman Osmanlı tarihinin gerilemesi dış mihrakların içerideki adamlarıyla gerçekleştirilmiştir. Mesela Kara Mustafa Paşa Kırım Hanı'nı Viyana'da görevlendiriyor. Bu Kara Mustafa Paşa'ya hiyanet ediyor ve Osmanlı'nın iki ateş arasında kalmasına sebep oluyor. Yine aynı şey Filistin'de bir örneğini yaşamışız. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri Allah rahmet eylesin büyük mücadele verirken toprağımın tek taşını ben kimseye satamam, bütün dünya bedeline, bedeli dahi verilse satamam diyen bu büyük han ihanete uğramış ve Filistin Yahudilerin işgaline geçmiştir. Bütün bu hadiselerden sonra tabi tarihte gerek bölgesel gerekse tüm tarih boyunca çok değişimler meydana gelmiş. Mesela ikinci ikinci Dünya Harbi. Bunlara Sayın Hocamla birlikte değineceğiz. İnsanlık tarihinin belki en kara lekelerinden birisidir. Sanki devletler arasında bir savaş gibi gözüküyor fakat esas bu savaş Yine içerideki hainlerin bilgileri satması, devletini satması, karşı tarafla işbirliği yapmak, dünya menfaati, küçük menfaatler vesaireler hep karşımıza aynı kıyafetle tarih boyunca çıkmıştır. Yani hiç ders alınsaydı tekerrür eder miydi deniyor Sayın Hocam evet. Mehmet Akif evet. tarafından. Hakikaten tarih boyunca baktığımızda, bu hareketler hep de birbirine benzemiş. Sevgili hocam şimdi ihanet deyince tabii insanın tüyleri diken diken oluyor. Hele hele vatana ihanet deyince bizim bu aziz milletimiz, bizim bu yüce dinimizin mensubu olan bu yüce milletimiz, bütün insanlara kucak açtığı her ortamda çok büyük ihanetlere uğradığını tarih boyunca yaşamışız, görmüşüz ve bunları acılarla maalesef anlatırken acaba hiç ders almıyor muyuz ki bu ihanetleri hep yaşıyoruz, tekrar tekrar yaşıyoruz. Yoksa bir sistemden kaynaklanan bir sıkıntı mı oluyor her devirde insan satın almaları devreye giriyor? Bu konuda kısaca nasıl bir görüş belirtirsiniz sevgili hocam? Teşekkür ediyorum. Çok değerli hocam. Müsaadenizle bana aslında tarihte de yerini almış olan büyük bir yüksek sesle serzenişi hatırlattınız. O ifadeleri orijinalinden okuyup inşallah mevzumuza geçmek istiyorum. Şöyle diyor. Asrın asrın alimi. Diyor ki bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Kim asrın alimi? kim? İzah edeceğim inşallah ha. hocam. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. İçinde evladım yanıyor, imanın tutuşmuş, yanıyor. O yangını söndürmeye İmanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Sonra ben cemiyetimizin selameti, iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne de cehennem korkusu. Cemiyetimizin 80 milyon o zamanki 25 milyon diyor. 25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir sayit değil, bin sayit feda olsun. Kur'anımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem şu ifadeye bak hocam. Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım zira vücudum yanarken gönlüm gül gilis, gülistan olur. Asrın başında işte bahsettiğiniz gibi tarih tekerrür mü ediyor? Bakın bütün oynanan bu münafıkane oyunları fark eden Bediüzzaman Hazretleri böyle müthiş içten, kalpten, vicdandan gelen büyük bir seslenişle Türk ve Müslüman kamu oyuna böyle sesleniyor. Şimdi burada neden bahsediyor? Müthiş bir yangından bahsediyor. Buradaki yangın tabi Müslüman yurdunu çepe çevre saran fitne ve fesat ateşidir. Bin yıllık Müslüman yurdunda öyle bir fitne ateşini yaktılar ki bütün bir dini, inancı, örf ve adetlerimizi maalesef tarmar ettiler. Müslüman gençliğini yani gençlerimizi mazisinden kopardılar. Din, iman, kültür adına ne varsa kökünden çıkardılar. Gençlerimizi, geleceğimizi, istikbalimizi bugünlerde bol bol ifade edilen istikbalimizi, istikrarımızı ve ondan sonra istiklaliyetimizi Bakın ne yaptılar? Hepsini hafızamızdan dahil yok ettiler. Dolayısıyla gerçekten batıdan gelen müthiş bir fitne ateşi evvela kendi içinde Endülüs'ü bir hatırlayalım. 800 yıllık bir İslam medeniyetini nasıl ki kısa bir süre içerisinde 20-25 yıllık filan deniliyor tarumar ettilerse yerilen bir ettiler, kökünden kazıdılar. İslam adına ne varsa isimlerinden tutun yani örf adetlerine varıncaya kadar yaşam şekline varıncaya kadar hatta hocam el yüz yıkama şekline varıncaya kadar. Cuma günleri o zamanki şartlarda dışarıdan su götürülüyor. Acaba fazladan su götürülüyor mu? Bu Müslümandır. Ha, hamamlarına varıncaya kadar kökünden bir söktüler. Hepsini yani zorla Hristiyanlaştırdılar. O hızını alamadılar. Zannettiler ki biz asıl büyük darbeyi payitahtı Osmaniye'ye vuracağız. Yani bütün Müslümanların merkezi olan Osmanlı'ya vuracağız. Ve gerçekten de bütün güçleriyle buraya çullandılar. Bakın tarih tekerrür eder mi dediniz? E bugünkü olaylara, hadiselere bakın. Aynı aynı çapulcular bakın, aynı zihniyet, aynı zındıka kuvveti. Belki ellerine geçirdikleri şu andaki araç, gereç yani hile, fesat karıştırma için kullandıkları vasıtalar diyelim. Belki bugünkü vasıtalar son teknolojiyi de kullanarak insanların da o duygularını da özellikle kullanarak biraz değiştirmiş olabilirler ancak sonuçta neticede tek amaçları var. Birazdan ben bu bunun bizzat İngiliz Sömürge Bakanlığı'nın yayınladığı bir iki cümleyi raporundan okuyacağım. Tek bir gayeleri var. İslam'ı protestanlaştırmak, ortadan kaldırmak. Yani bu uzun yılların bir çabası, uzun yılların bir çalışmasıdır bu. Bu lanet ayın ortaya çıkan olaylar birdenbire tesadüfen ortaya çıkmamıştır. Her birisi hocam en ince detayına varıncaya kadar, ayrıntılarına varıncaya kadar her birisi planlanmıştır ve yeri geldiği zaman tek tek vizyona sokuluyor. Senaryo tek tek oynatılıyor. Kime oynatılıyor? İşte bizi uzan taraf. Dediğim gibi birazdan o raporlardan da okuyacağım. Bizi uzan taraf üzen taraf. işte onların içimizde bulduğu madenleri işleyip onlarla yani bizden birileriyle bu yıkım hususunda, İslam'a darbe vurma hususunda, anlaştırmak hususunda bu insanları kullanmak. Asıl bizi rahatsız eden de bu. Maalesef, maalesef yani cem, Türk cemiyetim, milletimiz, Tabi bazı sebeplerden dolayı onu da inşallah bir iki yerde temas etmek istiyorum. Özellikle bunların başında bizim bilgisizliğimiz, cehaletimiz körü körüne batıya olan sevgimiz hatta tapınmamız için bunları da kullanarak bu, bu, hocam, maalesef olan evet sevgi, cümlemi tamamlayayım evet. hocam maalesef bunları kullanarak bunları kullanarak yani Kendilerince belli bir mesafe yol katlettiler maalesef diyorum. Ancak ben yine her zaman şunu ifade etmek istiyorum. Onların böyle bir hesabı varsa elbette bizim en büyük gücümüz kuvvetimiz noktayı istinadımız tesanüt dayanak noktamız Allah'tır. Bakın Cenab-ı Hak'ta hiç ummadığımız bir anda ve onların planlarını bozdu. Evet. Bakın onların planlarını bozdu. Biraz da hocam bu son FETÖ hareketine biraz da böyle bakalım. Yani evet, eyvallah, Allah razı olsun bir sürü gerçekten imanlı gençlerimiz vücutlarını tanklara, Tanklarını. evet, tanklara, silahlara, helikopterlere, savaş uçaklarına bunları siper ettiler. Eyvallah, doğrudur. Ancak unutmayalım ki o cesareti verdiren Allah'tır. Zira ayet-i kerimede de bu noktada Bedir savaşı için ifade ediliyor. Şöyle bir ifade var. Ben hep oradan kendime ders çıkarıyorum. Aynen şöyle. O zaman Müslümanlar küçük bir grup. Karşılarında 3-5 kat. Ondan sonra sayıları onlardan kat ve kat fazla bir düşman grubu var. Müslümanlar ilk görüntüde bunların kalabalık sayısına baktıkları zaman hafif içlerinde bir korku. Yani böyle bir şey var, bir moral bozukluğu biz ne yapabiliriz diye. Orada ayet kerime çok enteresan. Bugün ben bu olayların hep oraya yorumluyorum. Allah diyor ki onlara bir rüzgar verdirdim. Hafif uyukladılar. Hafif uyukladılar. Ondan sonra bakın ondan sonra bir cesaret bunlara geldi. Yani bir şecaat bunlara geldi. Ölüme gülercesine koştular gittiler. Cenab-ı Hak isterse olur işte tarihte de oldu. 15 Temmuz'da da böyle oldu. Sevgili hocam programımızın ikinci bölümünü biraz daha günümüze getireceğiz ama biraz bu ihanetlerin geçmişiyle özellikle de bizim bütün cihana kucak açtığımız bir devletimiz olan özellikle alemi İslam'ın bayraktarlığını yapmış olan evet. bütün yaşam gayesini Asla saltanat peşinde değil, Cenab-ı Hakk'ın rızası peşinde koşup İslam birliğini sağlamaya çalışan Osmanlı geçmişimizi şöyle bir yakına getirdiğimiz zaman tanzimatla birlikte hızlı bir gerileme başlıyor tanzimatla. İşte az önce buyurduğunuz gibi tanzimatta batı mukallitliği inanılmaz boyutlara ulaşmış. Şimdi bir iki örnek vereceğim. Mesela Fuat Paşa denen bir Tanzimat devri sadrazamından bahsedilir. Bahsedilir değil, yani tarihi bir vakıa. Fuat Paşa. Bu Fuat Paşa yani sadrazam, ya nereye gelecek sadrazam daha bunun arkası var Bugün mı başbakan yani başbakan, yani başbakan evet Başbakanın Baş Başbakanı yerini dolduran kişi. Şimdi başbakan Mustafa Reşit Paşa vasıtasıyla siyasete atılmış. Ne zaman Sultan Abdülmecid devrinde İstanbul'da İngilizleri İskoç locasına bağlı bir Mason hocası açma girişiminden cesaret alıyor. Bu Fuat Paşa İngilizlerin İskoç locasına bağlı o zaman lojalar kurulmuş böyle. Neyin karşılığıdır bugün tam ifade edemeyeceğim hocalar ama ya sivil toplum ama toplumun etkin olan gücü Etkin Çok güçleri evet, daha etkin doğrusu. Güçler, evet. Yani daha doğrusu dış mihrakların içimizdeki etkin güçleri desek daha doğru. Evet. İngilizler İskoç Lojası'na bağlı bir Mason Lojası açıyor. Bundan cesaret alıyor Fransızlar. Beyoğlu'nda bir Mason Lojası açıyorlar Fransızlar. Ve kimi alıyorlar aralarına biliyor musunuz? Sadrazam Fuat Paşa'yı. Mason. Masonlar içine menfaat bulmadıkları kişi alırlar mı sayın evet. hocam? Evet. Ve bu Sadrazam Fuat Paşa İslami merkeziyetten uzak bir yapıda özellikle Volterci bir fikir akımının temsilcisi yani Fransız sempatizanı birisi. Onlara diyor ki siz bize suflörlük yapın fakat sahneyi ve rollerin icrasını bize bırakın diyor. Suflörlük yapmak ne demek siz arkadan söyleyin biz içeriden yapalım siz karışmayın, karışmayın. diyor. Bir devletin diyor iki kuvveti olur. Biri yukarıdan diğeri aşağıdan gelir. Bakın şu mason locasının çalışma sistematiğini anlatıyor bizde aşağıdan gelen bir kuvvet olmadığı için tabi o zaman öyle çok halk yok bu işin içinde. Aşağıdan gelen bir kuvvet olmadığı için yandan bir kuvvet almaya muhtacız ki o da elçiliklerdir diyor. Ve orada Sayın Hocam bir Ramazan'da Beyazıt Camii'ne gidiyor bu sadrazam. Namaza gittiği zaman Kendisi de Kerhan namaza duruyor, yanındakilerle diyor ki siz de durun. Onlar da diyorlar bizim abdestimiz yok, biz nasıl namaza duralım diyorlar. O da kimin abdesti var ki diyor. Öylece namaza duruverin diyor. Böyle bir şahsiyet. Sonra bu devletin içinde ne getiriyor biliyor musunuz? Devleti zafiyet haline getiriyor yıkmak için fakat. Sarsıyorlar ama yine yıkamıyorlar elhamdülillah. Ne diyorlar? İşte bu Fuat Paşa ile ilgili konuşulanlarla ilgili şöyle bir husus var. Hayır efendiler diyor. En kuvvetli devlet Osmanlı devletidir. Zira siz dışarıdan biz içeriden nicedir yıkmaya çalışıyoruz da yine muvaffak olamıyoruz. Osmanlı'nın ilk Böyle ciddi bir ihaneti bu. Tanzimat'ta süratli hale geliyor. Sonra 93 Harbi geliyor. Sayın hocam şöyle bir günümüze kadar bir ihanetlerin evet. en önemlilerine değinelim. 93 Harbi Rus Osmanlı-Rus Harbi çok önemlidir tarihimizde. Osman, türk Osmanlı Türk-Rus Harbi pardon. Burada da 1877 78 yıllarında Osman orduları başkumandanı Mehmet Ali Paşa. Bu Mehmet Ali Paşa aslen bir Polonya Yahudisi. Dikkatinizi çekiyorum. Polonya aslında. Bakın Polonya Yahudisi. Yahudisi. Evet. Mehmet Ali Paşa. Biliyorsunuz Osmanlı tabi çok geniş coğrafyadan olduğu için içinde Müslümanım diye Müslümanlığa dönmüş fakat özür, özür dilerim aslında... hocam isim vermeyeyim. Yani onlara şey hakkı olmasın. Yani e, dininden dolayı biz onları tan etmeyelim de. Bugün özellikle medyada özellikle bazı kalemşörler ve silah silahşörler öyle diyelim. Kalemi silah gibi kullananlar. işte bahsettiğiniz o dönemki e, şeylerin bakın e, Yahudilerin dönmelerin e, torunları onu özelliklerini de ifade edelim. İşte bu Polonya Yahudisi, evet. Yahudi asıllısı Mehmet Ali Paşa evet. ki nereye gelmiş? Osmanlı orduları başkomutanına. Burada evet. bir savaşta Tuna Nehri'nde Ruslar bu 93 Harbi dediğimiz 1877 78de Tuna Nehri'nin oradan tabii başlıyor savaş. Tuna'nın batısından İstanbul Yeşilköy'e kadar savaşıyormuş gibi gösteriyor ama Rusları İstanbul Yeşilköy'e kadar getiriyor. getiriyor. Hocam bu ne hazin sonuçtur biliyor musunuz? Kim başkomutan? Başkumandanlıktan olan işte bu hareketin sonucunda ne hazindir ki? o Osmanlı'nın bu hıyanetler yüzünden Osmanlı'yı Osmanlı yapan o ruh yani dini mubin artık ikinci plana düşmüş. Bütün eneler, enaniyetler, şahsi menfaatler ön plana çıkmaya başlamış. Bu localar vasıtasıyla Osmanlı kaynamaya başlamış. Nereye kadar işte ta ki geliyor Ermeni ayaklanması, İstanbul'un işgali vesaire vesaire günümüze kadar geliyor. Birinci Cihan Harbi ile birlikte bir de bütünüyle çullanıyorlar üzerimize. Çanakkale'den bir geçseler var ya ama Allah izin verir mi? Evet. Her işte tuzak kuran üzerinde. Ya bir ondan sonra tuzak kuran vardır. Millet gerçekten Bu hocam bu akıştan sonra bir bakıyoruz ki Osmanlı'nın çöküşünün tek nedeni o yüksek ruh ortadan kalkınca işte bu defa milliyetçilik, bu menfi milliyetçilikler başlamış. Kimisi Türkçü olmuş. Türkçü olunca Araplar devreye girmiş. Arap milliyetçiliği devreye girmiş. Bir taraftan o meşhur Lawrence denilen Lawrence'da. o casuslar Arap ülkelerini Osmanlı'ya karşı ayaklanıyor. Bak burada Türkçülük deniyor. İşte bunlar Türkçüdürler vesaireler. Siz Arapsınız. Size karşı üstünlük taslıyorlar. Niye sizin efendiniz olsunlar? Şeklinde Arap ülkesini hem de bir Müslüman oldum edasıyla Müslümanlığa geçtim edasıyla Arap ülkelerini, özellikle oradaki hainleri, Arapları tenzih ediyorum. Onlar hiçbir zaman hainlik yapmadı ama bazı kabileler, bazen de bu mezhep tasukları yüzünden Osmanlı'ya karşı ihanetler fokur fokur kaynamaya başlayınca işte Cihan Harbi'nin o ilk yılları, 1900'lü yıllar kara yıllar geliyor. Burada tabi Başta Bediüzzaman Hazretleri olmak üzere o dönemin en önemli aktörlerinden birisi buna karşı koyan bu mason hocaları dediği ifsat komiteleri ismini verdiği bu komiteler çok can yaktığını görüyor ifade ediyor padişaha gidiyor anlatıyor ama bir taraftan da baş koma komandan böyle Polonya asırlı Yahudi olursa evet. ve ihanet yaparsa Osmanlı'nın yapacağı çok şey kalmıyor. Bana onu anlatırken aklıma şey geldi. Yani bugün bile sporcularımız değil mi mesela rakibinin ne yapıyorlar? Hem güçlü yönlerini hem zayıf yönlerini araştırıyorlar. Nasıl ben işte mukabil karşı bir hareket bir harekette bulunurum da bir oyun oynarım da galip gelebilirim diye. Şimdi aslında yani bütün dışarıdaki o zındıka kuvveti dediğimiz harici İslam düşmanı Haçlı ittifakı hepsi de İslam'ı ana hedef İslam'ı yok etmek ben o cümleyi de okuyacağım bu onların raporundan bakın nasıl tahlilimizi yapıyorlar ifade aynen şu Mr. Hamper'ın kendi raporundan diyor ki her millet yaşadığı muhit iklim ve ecdadından intikal eden bazı seciyeler yani huy, tabiat, meleke, meşrep dolayısıyla bir takım adat ve ahlaka maliktir. Biz ne diyoruz? Buna genel örf, adet, kültür diyoruz. Her milletin kendisine has örfleri, adeti, kültürü vardır. Bu seciyeler, bu özellikler muhafaza edildikçe o millet ilerler. Beka bulur. Eğer bu seciyeler güçlü ise, kuvvetli ise, metin ise hiçbir tesir altında bozulmazlar. O milletin bekasından da şüphe edilmemelidir. Temeli sağlam ise bu seciyelerin, bu özelliklerin. Çünkü o seciyelerin her birisi ayrı birer fazilettir. Fazilet ise sosyal bünyenin kuvvetlenmesine, varlığının da devamına diyor sebep olur. Bu sözüme Çinlilerin karışık idareler altında olan mevcudiyetlerini muhafaza etmeleri güzel bir misaldır. Japonlar hala kendi örf adetleriyle bugün 21. yüzyılda halen eğer ayakta ise örf adetlerini muhafaza etmelerinden dolayıdır. Buna diyor güzel bir misaldır. İranlılar da hala böyle ayakta duruyorlar. Hangi bir millet ecnebi unsurlara karşı koymaksızın birleşir, karışır ve araştırmadan, tetkik etmeden bu ecnebilerin adetlerini, ananelerini alırsa, önemli bir nokta bakın, o ırk zevale yüz tutar. İşte diyor biz İngilizler, bakın önce bir kendisini tahlil ediyor, biz İngilizler cihan kıtalarının her tarafına dağılmış bir milletiz çeşitli diyor kavimlerle temas halindeyiz. Fakat hiçbir vakit onlara karışmayız. Hiçbir tesir altında da seciyemizi, özelliklerimizi, örf adetlerimizi bozmayız. Bundan 5 bin, 10 bin sene evvel bir İngiliz ne idiyse bugün dahi o İngiliz'in torunları kendisinin Tıpkısıdır. Bakın ben Batı Edebiyatı mezunuyum. Bize okulda, İstanbul'daki üniversitede ben bizzat kendim sormuştum hocama orijinal Shakespeare'i Hugo'nun Jean-Jacques Rousseau'nun kitaplarını okutuyorlardı orijinalinden. Hatta sordum. Hocam dedim bu kitapları okuturuyorsunuz Allah bilir kaç sefer şey geçirmiş, sadeleştirme, güldü. Çünkü Türkiye'de biz şu anda ne diyorlar? Mehmet Akif'in dili ağır. Mesela en fazla Risale-i Nur üzerinde kopan fırtınanın bir yönü de bu değil miydi? Sadeleştirme. Evet, belası. sadeleştirmeydi. Bakın. Halbuki... Çünkü kültürü ortadan kaldırmaya ha, çalışıyorlar. Halbuki hocam bak ne diyor? Biz İngilizler 10 bin sene önce ne idiysek bugün de oyuz. Ben bizzati dediğim gibi orijinalinden yani İstanbul'da üniversitede bize orijinalinden, o kitabından bize edebiyat dersinde kitabından hoca veriyordu. Halbuki biz bugün hala bile Mehmet Akif'i anlayamıyoruz. Aslında o dil nedir? Mehmet Akif'i anlamanın aslında dili bizi geçmişe yani ecdadımızla bağlayan ana bağdır. Biz oradan koptuğumuz zaman düşün ki dedemizi ne dediğini anlayamayız. Ne hissettiğini anlayamayız, duygularını anlayamayız. Ha dolayısıyla bakın oraya dikkat çekiyor. Diyor ki bir İngiliz 5 bin 10 bin yıl önce ne idiyse bugün de diyor kendisinin tıpkısıdır. Bugün bir İngiliz Britanya'da bakın bu sefer yaşama getiriyor. Britanya'da nasıl yaşıyor ise bugünkü İngilizler İngiltere'de nasıl yaşıyorlarsa Orta Afrika'da Buse arazi, arazisinde o İngilizler yine öyle yaşıyor. Bin yıl önceki İngilizler yine öyle yaşıyorlardı. Britanya adasında bir İngiliz hangi diyor adetlere sahip ise, ne türlü bir anane, kültür, öf adetine tabi ise, ne gibi şeylere inanıyorsa, inanç bakımından, Hindistan'da, Yeni Zelanda'da, Amerika'da ve yerlerdeki İngilizler, bütün dünyaya dağılmış oldukları halde milliyetlerini, inançlarını, ırf ve adetlerini muhafaza ettiler. Bir Hristiyan İngiliz katiyen kendisine mahsus mabetten gayrısına gitmez. Bir İngiliz kendi tüccarlarından başka bir tüccardan hiçbir şey almaz. İngilizler kendileri içindir. Başkaları için olamazlar. Ve herkesi, şu cümlede çok önemli, ve herkesi İngilizler için hazırlamaya çalışırlar. Bugünkü aydınlarımızın kulakları çınlasın, bakın. Birer mızrak gibi bu cümleler onların beyinlerine aslında işlemesi, bunları uyandırması lazım. Halbuki bu hal Türklerde yoktur hocam. Ziyade taklitçisiniz. İşte zayıf yönümüzü gördüler. Türkler herkes içindir. Çünkü kendileri için olamıyoruz, olamıyorlar diyebiliriz. İşte bundan dolayı kaybediyorsunuz. Eski seciyelerinizden acaba kaşı kaldı? Ecdadınızdan size miras seciye olarak ne eser kaldı diyor. Macar ovaları ve Bizanslılarının Balkan yaylalarının Kafkas dağlarının size takdim ettiği o hususiyetler diyor şu anda yerinde yerler esiyor. Yani şimdi buradan bunu ifade eden bir bakın İngiliz misyoner bence güzel bir noktaya değil mi? Güzel bir noktaya temas ediyor. Yani siz bir ülkeyi hocam bir ülkeyi yani temelinden sarsarsanız bakın oraya hakim olabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla Sen, sizi... Sen hocam, bakın şimdi bunu yani biraz reklam arasında bir beş dakika sonra gireceğiz. Toplamak için şey yaparım. İkinci bölümde biraz bunun ekonomik boyutuyla vesayet sisteminin bağlantısını da bir ortaya koyalım. O zaman Ondan hocam. Sonra bu, müsaade ediyorsan buyur, bu şu cümleyi şeyden, bağlayayım. Buyurun, tabii Yine buyur. kitaptan bağlamış buyur. olayım evet. ki. Yani aslında yani bize yaklaşanlar bizim hem güçlü şimdi birazdan ikinci bölümde güçlü ve zayıf yönler maddeler halinde kısaca onlardan bahsedeceğim. Ancak bize saldıranlar güzel bir tahlil yapmışlar. Durumumuzu ortaya koymuşlar. Nereden oyunu oynayacaklarını fevkalade iyi biliyorlar. Bugün bile. Bakın seyircilerimiz buna dikkat etsin. Şu anda bile Avrupa'da İngiltere baş olmak üzere Almanya, Belçika, Hollanda vesaire saymaya gerek yok. Amerika, İsrail vesaire. Bakın, yüz yüze görüştüğümüzde demeç verdiklerinde bizim hep böyle dostumuz gibi değil mi? Hep dostumuz gibi davranıyorlar, sizdeniz diyorlar, sizin yanınızda diyorlar. Hiçbir zaman içindeki o münafık oyunların tuzakları hiçbir zaman ağızlarından ifade etmezler. Zaman zaman bazı argümanlarla ortaya dökülse Fakat bile. Ancak uzun bir takvim belirliyorlar. Yani bizde o kadar sabır olsa asla ya. şey yapmayız. Ama bakın bakın yani hocam, diyelim ki 200 yıl sonrasına ha, hesap yap. Hesap yap. Bakın yani Allah gani gani rahmet eylesin. Yani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bakın çok hoşuma giden şöyle müthiş bir tespiti var. Diyor ki şu İngiliz fitnesini nasıl deşifre ediyor? Diyor ki İslam'ın ve Müslümanların en büyük düşmanı aslında İngilizlerdir. İslamiyet bir ağaca benzetirsek başka kafirler fırsat bulunca bu ağacı dibinden keserler ve Müslümanlar da bunlara düşman olur. Fakat bu ağaç bir gün yeniden filiz verebilir dibinden kestikleri için. İngiliz böyle değildir bakın. Şu hayne, şu layine bak. İngiliz böyle değildir. Bu ağaca yanınızda, görünürde, zahirde hizmet eder, ağacı besler. Müslümanlar da onu sever. Fakat gece kimse anlamadan gizlice köküne zehir sıkar. Ağaç öyle bir kurur ki bir daha filiz veremez. Sonra yanınıza gelir vah 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 çok üzüldüm diyerek Müslümanları aldatır. Şimdi işte hocam iç yüzü böyle deşifre artık edildi. Hakikaten bu kadar oyunlardan sonra dedin ya tarih tekerür mü ediyor? Bu kadar fitne, fesat, tuzaklarına düştükten sonra inşallah görüyoruz. Yani bundan da tabi bunu da ifade etmem lazım. Fevkalede ümit varım, ümitliyim. Hiçbir moral bozukluğum yok. Hem insanlarımız hem toplumumuz artık onların yüzümüze olan tebessümlerine Aldanmamış. aldanmıyorlar. Ve bir de onların uzantıları olup da sanki yine milletin lehindeymiş, menfaatini savunuyormuş gibi o karanlık aydınların sözlerine de katiyen inanmıyorlar. İşte o hususa da bu tarih çok önce, ümitliyim. Ya. Çok büyük hadiselere baktığın zaman, ihanetlere baktığın zaman hep ucu içeriden çıkmıştır. Evet. Hiçbir şey yoktur ki dışarıdan doğrudan gelsin de işte ta şeyden beri Türklerden beri, İslamiyet öncesi Türklerden beri de öyle. Çinlilerle biliyorsunuz uzun yıllar savaşları. Hep ihanetler. Ya getirmişlerdir Hana, Türk hanına bir eş olarak bir yakınını vermişlerdir. Sonra onu casus olarak kullanmışlardır. Ya bir yardım için uzman diye vermişlerdir, onu casus olarak kullanmışlardır. Ama sonuçta ne olursa olsun tamamen içten bir hareket yapıyorlar. Ve bunu yaparlarken de çok sabırlı, hiçbir renk vermeden... Hatta yanımızda durarak böyle bir görüntü sergileyerek bizi yıkmaya çalışmışlar. Yıkamamışlar. Nasıl yıkamamışlar? Bir devletimiz bitmiş. Az önce bahsettiğiniz gibi Yeniden kökten kesmişler. <laughs> evet. Yerden filiz veren o devlet çok daha mükemmel olmuş. Derken Osmanlı son devletimizi yıkmışlar. Kökünü kazımaya çalışmışlar ikinci bölümde ekonomik yönüyle de değineceğiz buna. Kökünü kazımaya çalışmışlar. Fakat kök kazınabilir mi? Çınarın kökü kazınabilir mi? Boyu ne kadarsa toprağın altında da o kadar kökü vardır. Ve Cumhuriyet Türkiye'si filizlenmiş. Cumhuriyet Türkiye'sinin üzerine 90 yıldır bir vesayet sistemi çullanmış. Şimdi onu kaldırmaya çalışıyoruz aman ha, yaman ha, millet gitti, bölündü vesaire diyerek durdurmaya çalışıyorlar. Ama bunları Allah'ın izniyle bertaraf edecek güçteyiz, bertaraf edecek tecrübedeyiz ve bir de en büyük yardım eden de bizimle beraber Allah'ın izniyle o da Cenab-ı Hak'tır. Bravo. Türk milletini ki Türk milleti deyince Sevgili vatandaşlarımız yanlış anlamasınlar. Biz Türk milleti deyince kimleri ifade ediyoruz? Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Abaza, Arnavut, Arap, Arnavut, Boşnak, Boşnak. Gördük değil mi hocam? Hepsini yani, gördük. Halen de görüyoruz. Ne olursa evet. olsun asla milliyetini öne çıkarmamışlar. Evet. Hatta bütün bütün gayesi İslam'ın bayraktarlığını yapmak olmasına rağmen hiç kimseye Müslüman ol diye de baskı da yapmamışlar. Dini hürriyetlerine de hep saygılı olmuşlar. İşte örnek İstanbul'un fethinde Fatih'in ilk bildirgesi bütün Hristiyanlar için yayınlanmış. Devletimizin garantisi altındadır diyor. Ey, Selahattin Eyyubi'nin hakeza değil Selahattin mi? Selahattin Eyyubi'nin evet, aynı şekilde. Evet. Şimdi o zaman biraz ara verelim izninizle. İkinci dönemde biraz daha güncele gelelim. İnşallah. İnşallah. Biraz reklam arası sevgili seyirciler. Merhabalar sevgili seyirciler. Kaldığımız yerden konumuza biraz daha güncele inerek değinmeye çalışacağız. Konumuz malumunuz olduğu üzere tarih boyunca büyük ihanetler ve günümüzdeki yansımalarını biraz daha Günümüze getirmeye çalışacağız. Sevgili seyirciler, deniyor ki 1900'lü yıllarda Osmanlı'dan kopmalar başlanmış. Halbuki şöyle ekonomik açıdan baktığımız zaman, Batı'nın geçen haftada işlediğimiz alem-i İslam'a husumetini değinmiştik. Batı'nın planları hep uzun dönemli olmuştur. 200 yıl yaklaşık öncesi başladıkları, devreye koydukları bir plan, 1900'lü yılların başlarında yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. İşin parasal boyutuyla bakmak istiyorum. 1839'da Balta Limanı Anlaşması yapılıyor. Balta Limanı Anlaşması'nda Osmanlı'ya bir boyunduruk vuruyor sevgili hocam bu Balta Limanı Anlaşması çok önemli. Osmanlı'ya boyundururum vurulduğu anlaşmadır. 1876'da da batırılıyor Osmanlı. Hazine mazine batırılıyor ve işgale hazır hale getiriliyor. Bir şeyler ifade ediyor mu sana? Önce bakın 1839'da bir anlaşma yapılıyor. 1876'da o anlaşmanın neticeleri ortaya çıkıyor ve Osmanlı batırılıyor. Yani işgale hazır hale getiriliyor 1876'da. Şimdi bu sürede nasıl bir akış oluyor? Bak bakınız Sayın Hocam 1854 ile 1874 arasında 15 büyük borçlanma 15 büyük borçlanma ve 3 küçük borç değiştirme, konsolidasyon deniyor. Borçların vadesini uzatarak işte biraz daha yüksek faizde tekrar sana borç veriyor konsolidasyon. 15 büyük borçlanma ve 3 küçük de borç değiştirme yapılıyor. Nereden sürekli bir faiz baskısı altında. Gittikçe kabarıyor borçlar, gittikçe kabarıyor. Ödeyemeyince yeni bir anlaşma, yeni bir faiz, yeniden sana faiziyle birlikte ana para sayıyor, borç veriyor. Ve bu 1865'te, bu da çok enteresan bir hadise 1865'te, Bank Osmani Şahane. Bank Osmani Şahane. Osmanlı Bankası yani. He? Osmanlı şahane hazine demek, evet. Osmanlı evet. Hazine, Bankası. hazine Bankası. Osmanlı'da bankacılığın gelişme seyrinde de böyle banka, Galata'da o azınlıklar, Galata Banker ve e, Sarrafları diye bir grup var. Hep ekonomideki para hareketlerini onlar, banka yokken. Banker ve sarraflar, altın işlerini sarraflar bankerlik işlerini de faiz işlerini de e, bankerler yapıyorlar. Fakat bunlar hepsi azınlıklar. Ermeni, Yahudi vesaire. Şimdi bu süreçte ilk deneme, Osmanlı'da ilk deneme 1874'lerde Bank Bank Osman Dersaadet Bankası. Dersaadet İstanbul'un eski ismi. Ders Adet Bankası hmm. kuruluyor. Diğer ifadeyle Bank Bank de Konstantinopol bir şey ifade ediyor mu sana bak. Osmanlı Bankası Otoman Bank diğeriyle Otoman Bank Ders Adet Bankası bu Fransız sermayesinin kurduğu bir banka. Osmanlı Bankası ama Fransızlar kuruyor. Sonra işte 1874'lere gelince, yani o birkaç sene sonra batıyor o banka. Sonra yerine Bankı Bank Osmani Şahane deniyor. Osmanlı Bankası adıyla yeniden kuruluyor. Bu defa İngilizler, Fransızlarla, İngiliz sermayesiyle kuruluyor. Fransızlar ortak alıyorlar ve banknot basma yetkisini... Osmanlı'da bu bankaya veriyorlar. Ne zamana kadar? 1924-25'te Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurulana kadar banknot basma yetkisi Bank Osmani Şahane'nin. Bu Bank Osmani Şahane ile iki yüksek faizli 150 milyon franklık bir istikraz mukavellesi anlaşması, istikraz borçlanma deniyor bir anlaşma yap 150 milyon lira yani Osmanlıya prangayı burada vurmuşlar kıpırdayamaz hale getirmişler yani. evet sonra hep bunlar işte 1865'te birinci tertip umumi borçlar 1869'da yeniden borçlanma yeniden borçlanma sefere çıkarken borçlanma seferden dönerken borçlanma borç ödemek için borçlanma bizim 28 Şubat'taki hale düşmüşüz. 50 sente, 50 sente muhtaç hale gelmişiz. Sonra en sonunda 1873'te yine bu anlaşmadan sonra büyük bir anlaşma yapılıyor ve 1874'te umumi borçlar üçüncü tertip şeklinde bir anlaşma yapılıyor. Ondan sonra da üç tane bir borç takası. Yani kısa vadeli borcu uzatarak borçlanmaya devam ettiriyor. Ne zaman sürüyor? 200 yıl sürüyor bu. 200 yıl adeta elimizi korumuzu bağlamışlar. En ufak bir sanayi yatırımına girsek ipi çekiyorlar. İşte o vesayet kurumları böyle ortaya i̇şte çıkıyor. Vesayet parayla olur. Evet. Vesayet güçle olur. Güçlü olur. Gücün evet. sembolü de paradır. Yoksa... Kılıç da olsa, silah da olsa paraya dayanıyor. Silahın ya hocam, geç... olmasa silah alabilir olur Olur mu? Geçen gün, bakın geçen gün medyada ki haberi söylüyorum. Özellikle çok da dikkat ettim. rakama da özellikle dikkatinizi çekiyorum. Oligark, yani dünya üzerinde birkaç aile var. Ona oligark aileler diyorlar. İşte belli başlı ailelerin elinde tuttuğu ve dünyayı ya şekil verdiği şekil vermek için kullandığı e, sermaye para 100 trilyon 200 milyar dolar hocam rakama özellikle dikkat dikkatinize sunuyorum 100 trilyon 200 milyar dolar dünya üzerinde oligark birkaç tane ailenin elinde tutuğu... ve dünya devletlerine zapt rap çektirmek için öyle diyelim kullandığı bakın para işte diyelim ki gezi olayları gibi. Yani istediği zaman işte diyelim ki Mısır'daki hadiseler olaylar gibi, Tunus'taki olaylar gibi, yani Yemen'de kullandıkları olaylar gibi. Yani belli parayı dağıtıyorlar. Hazır kıta var. Zaten yılların bir de bir çalışmaları var. Bunları işte piyasaya sürdürüyorlar, sokaklara sürdürüyorlar. Bunlar yakıyor, yıkıyor. Tabii ellerine de bu imkanları, bu parayı veriyorlar. Daha sonra dünya medyasında onların elinde olduğu için bu sefer manşetlerini atıyorlar. İşte gördünüz mü? Diktatör şöyle yaptı. Gördünüz mü? işte bilmiyorum baskıcı ondan sonra şey kral şöyle yaptı. Başındaki kişi böyle yaptı diye. bir 100 trilyon hocam 200 milyar dolar. işte elinde tutulan para ve bu parayla bilhassa Müslüman ülkelerin içini özellikle böyle şey etmek için e, kaynaştırmak için. Şimdi evet. hocam bir cümlemi tamamlayayım. Halbuki diyor dünyada sirkülasyonda olan ve canlı hazır kullanılan para ise diyor 80 trilyon dolar. Bakın 100 trilyon 200 milyar dolar nerede? 80 trilyon dolar nerede. Dolayısıyla para dediniz de onun için su yok. Paranın gücü. İşte bu parayı para gücün evet, sembolüdür. Gücün sembolü. Evet, gücü parayı sembolü. veren aklı da verir. Parayı boşuna vermez. Hürriyetin en hürriyet kaybının en kötüsü borçlu olmaktır sevgili hocam. Borçlu olanın yüzü yerden kalkmaz. İşte bir de insanın en zayıf damarı da odur hocam. Tabi yani, yani Değil insanın mi? şeref haysetini yerle yani, e, bir ediyor. E, e, Şimdi bakın bu hareket 1876'ya kadar müthiş işlemiş. Evet. Hep bize koşuyorlar, yardım ediyorlar, para veriyorlar. aa sıkışmayın ya bir şey olmaz, uzatıyoruz. Bi, ya bazen bin, liradan liradan bin lira vermişler, bin lira almaya çalışmışlar adeta. 1876'da artık pes. Kontrol altına alınmış güç. Sonra bu işgal hareketi başlıyor. İşte 1900'lü yıllardaki o birinci yan ile birlikte işgal harbi başlıyor. Artık Osmanlı tamam diyorlar, yıktık. Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın ruhunu yıkmak evet. mümkün değil. Türklerin bu devletlerimizin, Türk devletlerimizin, bütün milletlerimizle o ruhu öldürmenin mümkün olmadığını. Bilemiyorlar ve 1900 yıllarda artık parçalanmaya hazır, seni Lübnan yaptım, seni Filistin yaptım, seni Suriye yaptım, Suriye yaptım seni yaptım. Yemen, onu da yetmiyor Kuzey Yemen, Güney Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn. küçük 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 böyle şeyler vesaire vesaire. Evet, evet. Dolayısıyla o da yetmemiş Kuzey Irak'ı işte en son devreye soktular. Ama hedef Türkiye. Çünkü hocam, biliyor... Kuzey Irak'ta da şu anda yani o yapılan planla planlarda beş parçaya bölünmek isteniyor. Beş parça. Yani dediğim ya, hem bölüyorla bölüyor. Kuzey Irak tek bir güçlü devlet oldu mu? Tek devlet, tek parça hesaplarına gelmiyor. Sevgili hocam evet. borç veriliyor. Bakın o rahmetli Cevit hükümeti döneminde işte iki ne kadar milyar. Bulmak için kapı kapı dolaştığımız o günler, IMF her gün bize dayattığı yetmiyormuş gibi, bir de başımıza bir kurtarıcı atadı Amerika. Kimi atadı? O hmm, Maliye Derviş. Bakanı Kemal dervişi Derviş. Törenle karşılandı. Başbakan eline önüne şey yaparak Hala karşıladılar. Hocam, ne, ne kadar zillet verici Bak, bir manzara. Bu ne? Ama bu ne? Küçük küçücük Şu bir ne? manzara vesayeti gittikçe evet. ağırlaştırıyorlar. Evet. Seni bütün hasselerine, bütün güçlerini kontrol altına almaya başlıyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 kuruluşundan itibaren bunların vesayet sistemi bir kabus gibi Türkiye'nin üzerinden hiç kalkmadı. <laughs> Evet. hiçbir an kalkmadı ve bu kabusun yani vesayet sisteminin temelini de bir yerlere bağladılar. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin sigortalarından biridir parti olarak. En güçlü ve en eski partilerinden biridir. Fakat Cumhuriyet Halk Partisinin esas vesayet partisi olduğunu biliyor musun sen? Ama bunu Zannetme ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünü için deniyor. Yüzde beşlik ve diyor zaman orada ne diyor? Evet diyor yani e, orada da o kesimi, o vesayet ağırlıklı direksiyonda oturanları da kontrolde evet. tutuyorlar. Yüzde yani, beşlik bir kesim diyor. Yüzde beşlik. Yani oradaki vatandaşlarımızın hepsi öyle değil gerçekten de. Değil tabii evet. gerçekten Onu değil. Daha... Vatanperver insanlar. Evet. Fakat o yüzde evet. beş o sermayenin gücünü kullanan. Evet devletin gücünü kullanan ve hükümetleri kontrolde tutan en ufak bir kıpırdanış olduğu zaman balyozu kafasına indirmeye hazır bir vesayet kabusu üzerimize çökmüş bulunmaktadır. Hiç bizi yalnız bırakmadılar bunlar. Hiç yalnız bırakmadılar. Bakınız borç verdiler verdiler. Bu dönemde Sayın hocam Türkiye'ye Mefey'e borç verdi. Tayyip Erdoğan hükümetleri döneminde yani 2 milyar için kapı kapı dolaşan dolaşan bir ülke şu ülke, anda IMF'den alacaklı borç veriyor. Bir de fakir hocam, ülkelere verilsin diye. Yani bir de şu var. Şu ana kadar Suriyelilere harcanan para 25 milyardan bahsediyor. Değil mi hocam? O mesela, belirli kayıtlı olan bir de kayıt dışı evet, olanlar var. kayıt dışı var. olan var. Yani ne hocam? Ha, bakın, bakın nereden şimdi, nereye bakın nereden şimdi nereye. Şimdi bakın böyle bir borçsuz Türkiye'ye gelme meyli başlayınca, borçsuz demek, hürriyetini kazanmak demektir. Borçsuz demek, abi, vesayet abi. gömleklerini yırtıp atmak demektir. Ya. Vesayet demek, hürriyeti sağlamak demektir. Politikayı, kendi Ves halkının yani, menfaati evet, doğrultusunda. Borçsuz demek. Evet. Borsuz vesayet sistemini evet. yıkıp hürriyeti kazanmak demektir. Evet. Fakat bu defa ekonomiyi kontrolde tutmaya başladı. Evet. Şu anda, FETÖ hareketiyle yani kesin bir belir, belirleme henüz yapılmış değil ama 150 milyar dolarlık bir ekonomik güç haline gelmiş bir FETÖ. 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 Fetullahçı terör örgütü FETÖ. O kadar 150 milyar anladım. dolarlık Doğru. bir güç haline gelmiş bir bilmem kaç ülkede bu güç işte bazı ülkeler Pakistan, Mısır, Irak, Kuzey Irak, Romanya, Kırgızistan, Arnavutluk, Kosova, Ukrayna vesaire. Hocam. Bunlar güçlü olduğu, parasal güçlü olduğu, okur bakırlar işin gösterişi yani kalıfı. Esas ticari olarak sermayenin kontrol edildiği nokta. 150 milyar dolarlık bir portföye ulaşan bir terör örgütü. Şimdi bu terör örgütü, Tabi bugünlerde, Tabi bir 16 Nisan'a geleceğiz. Allah'ım hocam, hocam oraya geçmeden hemen bir şey Gelmeyeceğiz. Söyleyeyim. Daha gelmiyorum evet, oraya. oraya Cenab-ı Hak şey inşallah ismiyorum. bu şeyleri açıklıkla ortaya koymayı nasip eder. Hakikaten bütün partiler için bu söyleniyor. Sadece o ifsat komiteleri diye zamanın bahsettiği mason hocaları, ifsat komitaları dediği o CHP'nin içindeki yüzde beşlik vesayetçi yapı ondan sonra CHP'yi bile vesayet altında tutuyor. Kalkıyor, verirseniz evet, bölünür ülke. Ya bölünürse Kandil niye hayır diyor? PKK niye hayır diyor? HDP niye hayır diyor? Cil takıp oynaması lazım. Sevgili hocam şimdi 1950 hocam, Oraya geçmeden bir bir şey söylemek istiyorum. 1950'ye geldik. Buyur. Şimdi oraya geçmeden, yani hakikaten e, bu çok basit. Yani bir e, bakış. Yani kişi nasıl rakibinin güçlenmesini istemezse değil mi? Hele eğer o rakibi güçlendikten sonra bir de etrafındakileri de bir araya getirir, bir kuvvet oluşturursa hiçbir zaman yani bu istenilmez. Şimdi hemen Cumhuriyet'in başında dedin de yani Fransız Başbakanı, İngiliz Başbakanı'nın açıklamaları var. Clemenceau'nun, Churchill'in açıklaması var. Diyor ki ifade aynen şu. Yani biz bunlara bir e, e, is, bağımsızlık verelim. Bir ülke oluşsun. Ama şuna özellikle dikkat edelim. Bakın tarihi bir olaydan bahsediyoruz. Şuna özellikle dikkat edelim. Yani bu ne böyle ayağa kalkıp bir güçlü hale gelsin. Bu yeni ülke. Türkiye için sürüyorlar. Ne de böyle yerlere, hani yatağa düşsün. E, ondan sonra o o tür hasarlıklı bir hale düşsün. O da bizim başımıza bela, öbürü de baş, bizim başımıza bela. Yani buradan şunu demek istiyorum. Bakın, gerçekten yani bu Türkiye'nin güçlenip İslam alemiyle beraber yani büyük bir kuvvet oluşturmasını, bir merkezkaç kuvvetini oluşturmasını, o haçlı zihniyetin karşısında izzetli dik duruşunu bugün aç, apaçık, aşikar bir şekilde batı istemiyor. Bir, siz FETO mesela örgütünden bahsettiniz, elindeki güçten bahsettiniz. Hatta bugünlerde artık biliyorsunuz mahkemeler e, başladı. Yakın zamanda e, bu kalkışmadan dolayı verdiği herhalde bu zararların da rakamları da ortaya çıkacak. Ancak ben şunu zararları iyi, telafi etmek mesela, mümkün değil. Yani ben şunu söylüyorum hocam, özellikle bakın. 84'ten itibaren Türkiye'nin başına musallat ettirilen bir PKK terör örgütü zamanın uzmanları arkadaşlarımız rahatlıkla açıp bakabilirler, araştırabilirler. Birçok böyle rak rakamlar zamanın e, yetkilileri, e, etkili yetkili kişiler, yönetici kişiler, uzmanlar tarafından rakamlar ifade edilmiş. Şu. Devlete verdiği zarar 800 milyar ile 1 trilyon dolar. Bakın bunu niye söylüyorum hocam? Bakın Türkiye'nin güçlenip Andemino Clemenso Churchill'den dedi ki ayağa kalkmasın. Aya Çünkü Türkiye ayağa kalktığı zaman imam gibidir. Bakın imam secdeden ayağa kalktığı zaman arkasındaki bütün cemaat ayağa kalkmıyor mu hocam? Türkiye'nin ayağa kalkması İslam aleminin ayağa kalkması demektir. Bakın 800 ile 1 trilyon dolar. Ne demek? İslam, en basit. İslam aleminin imamı hangi ülkedir? Türkiye'dir inşallah. Türkiye'dir yani. Şimdi Türkiye ayağa Türkiye kalktığı gidince zaman, imamsız kalmışlar. Evet işte, Görüyorsunuz. bir taneler evet gibi. Yani. Şimdi bakın hocam bunu bunu görüyoruz değil mi? Yani şimdi verdikleri zararı 800'de 1 trilyon dolar. Şimdi halbuki şöyle bir kıyaslama yapalım. Bakın Osman Gazi köprüsünü yaptık. 10 milyar dolar. İşte koca Boğaz içi köprüsü filan yapıldı. Fatih Sultan yapıldı. Bakın bunlar hepsi 10, 6, 8 koca otobanlar, havalimanları bakın bir onu düşünelim kıyaslamak için söylüyorum. Bir de bakın toprağa harcanan milletin refahına değil. Bakın milletin zenginliğine değil, milletin menfaatine değil. Yani işte işsizlikten şundan bundan fakirlikten bahsediyor. Yani sanayisine değil bakın silahına ve yere ve toprağa. Sevgili hocam şimdi nasıl Zamanımız bir oyunun içinde evet, olduğumuzu evet. hatırlatmak istedim yani. Sevgili hocam. Evet. Şimdi 1950'leri hatırlamam. 1960'lı yılları da çok hatırlamam. Çocuktum. Zaten radyo yok, televizyon evet. yok. Nereden Zaten bileceğim? Türkiye, hangi Türkiye? <laughs> evet. Ama yol yok hocam, yol yok. Sadece yol. tek şey bilirdim. Yol yok ya. Ana muhalefet lideri İnönü derlerdi. Evet. Ben de herhalde ana muhalefet bir özel bir statüdür. Hep İnönü, hep İnönü. Gözümü açtım. Ana muhalefet lideri İnönü, ana muhalefet lideri. İnşallah hiç yani... Ve, bu, bu İnönü hocam hatıralarda, bakın geçen gün okudum. Hatıralarda oğlunun arkadaşına diyor ki evine çağırıp tanışmak için. Kulağına eğiliyor, oğluna, çocuğa diyor ki sen nerede okuyorsun? Bu mühendislikte okuyorum diyor. Kulağına eğiliyor diyor ki sakın ha evlat diyor yol filan yapmayasınız. Sonra bu millet alışır yolda çöker işte. <laughs> bak bak şimdi <laughs> yani, geçerim şimdi. Baş başka bir Türkiye, yere getireceğim. böyle bir Türkiye. Süremiz daralıyor. Evet, evet hocam. Sayın hocam. Ondan sonra şimdi bir, bir yere getireceğim siz oradan. Evet. Buyurun devam edin evet. o yoldan. Açılan o evet. yoldan. Şimdi 60 yıllar tabii 50 Menderes. 60'lı yıllar o 65'e kadar önemli değil. Sonra Demirel başlıyor. 71'de Demirel git gelleri başlıyor. 80'lere kadar vesaire vesaire. Siyasi figürlere baktığın zaman kimleri sayarsın Sayın Hocam? Sayın Demirel rahmetli. Sayın Ecevit. Özal. Sayın Erbakan. Sayın Özal. Sayın Mesut Yılmaz. Olmaz. Tansu Çiller. Çiller evet başka kimler var yani işte geldi yani. geçti geldi geçti üç günde geçti bir hocam. hükümet üç günde bir evet, hükümet evet Hük hükümet üç günde de, bir hükümet, hükümet de, Üç günde bir başbakanı bir da yok. Böyle üç başbakandan oluşan adeta bir hükümet yani böyle Hilkat garibesi gibi bir hükümet. Öğrenciyiz bunlar hocam. kimdir hocam? Bunlar kimdir? Türkiye'nin yönetimini görünürde elinde tutan şahsiyetler. Öyle mi? Turan Feyzoğlu'lar, evet. onları unuttu falan. yalım Merezler, onları Yalıma. saymıyoruz. Onun zaten hiç evet. devreye girmiyor. Evet. Şimdi sayacağım onu. Şimdi bu siyasetçiler bakın Türkiye'nin yönetimini eline tutuyor, geleceğe götürüyor Türkiye'yi. Şimdi bu sayacaklarım arasında acaba siyasetçi var mıdır? Cemal Gürsel. Evet. Kenan Evren, evet. Necde Sezer, İnelim aşağılara. İsmail Hakkı Karadayı, çevik bir. Biraz daha böyle sivillere gelelim. Sabih Karadoğlu, Kanadoğlu. Biraz daha gelelim. Vural savaş. Bir de siyasi bunların yamaçları sizin tabirinizde. Yalı Merz. Allah aşkına bütün sistemi elinde tutan bunlar görünen yöneticiler az önce saydıklarım yani Nerede seçilmişler? Şeyle nerede seçilmiş? Neyle neyle oynadığı başında. gibi kedinin fareyle oynadığı gibi evet, evet. adeta siyasetçilerimize evet. nefes aldırmamışlar. Sağcısına solcusuna, ecevitine, demireline Özal'ına işte hayatıyla ödedi. mendere evet. Menderes hayatıyla ödedi. Ondan sonra ya bakın bunlar bunlar bir tesadüfün sonucu değildir. Tabii biraz bir şeyler yapmaya çalışanlar işte Adnan Kahveciler, rahmetli Muhsin Yazıcıoğullar bakın hocam. Gerçekten bir şeyler yapmaya çalışanlar. Bu akışa bu vesayetçiler anında. bak vesayetçilerin evet. birileri gelmiş. Faruk Gürler mesela evet. o ismi de o da gürledi gitti zaten. Demirel'le Ecevit onu feci gürlettiler. Evet. Ondan sonra şimdi bu akışta bir bakın 27 Mayıs'ta başladı. Sonra 70'li yıllar geliyor, anarşi ile darbe yaptılar bu defa. 50'li yıllarda askerle darbe yaptılar, 70'li yıllarda anarşi ile. Meşhur hocam birinci ordu komutanı ne bir ifadesi vardı, hani diyor ya biz 6 ay bekledik, biraz daha olgunlaştın diye. Ancak Kenan Evren diyor. Hani evet, ancak çok kan aktı. Yani. Çok kah, kanat yani. O özel maçın de kuruk. beklemiyorlar, fitirliyorlar Tabii. daha doğrusu. Yani, yani evet. göz göre göre. göre göre. Ondan sonra anarşiyle 70'li yıllar adeta böyle Türkiye'de seri depremlerin olduğu yıllar. Sonra bir kurtarıcı vesayet sahibi geliyor. Kenan Evren. Kenan Ondan sonra abi. biraz sen anlat çünkü hocam, Kenan evren, evren Mağdurlarındansın Şimdi Kenan Evren söz hakim varsa. Evet. Yani. Bu, Teşekkür ettim. Gerçekten Kenan Evren'in mağdurlarındanım. <laughs> e, bire, bir, bire bir yani o sıkıntı çekenlerden birisi benim. Özellikle hemen anında nasıl askeri e, darbeden sonra bilhassa yani nasıl bizi böyle derdest ettiklerini izleyicilerimiz iyice dinlesinler. Olayın özü de... Kısa bir, 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 kısa bakıp 5 dakikamız var. Hocam. Sakın uzatma. Ben lisede, lisede e, idareciyim. Biz e, işte orada bir e, o zaman 1400 ikilik oldun mu olmadın mı onu söyle. Efendim. 1400 ikilik olmaz oldu mu olmadın mı? Sebebi? Sebebi lise, ne? Lisede açtığımız küçük bir mescit Küçük mescid bir mescit olsun. yani. Küçük bir mescit. yani. Üç kişinin içine namaz kılabileceği. de şey de ihtilal yaptın. <laughs> evet. Bak. Sonra Şimdi, sonra geldik 28 Şubat sürecine. Postmodern. edersen. Yani. Evet. Onda da evet. 28 Şubat sürecinin Mağduru da benim. Evet. Sonra bakma yani evet. sen mağdursun da biz. <laughs> ama yirmi, ama hocam 28 Şubat'ta da mağdur olduk yani. <laughs> Diğer vakıra kadar sürgü, sürgünü yedim yani. Sonra ya, 28 Şubat'ta bu defa Allah vermesin. Evet. Bir layık ve vesayet geldi. Başörtüsü yasaklarından fadime şahinlerden ondan sonra o Müslümlerden... sopalı Müslümler evet, vesaireler evet, evet. Bir de bana dediler ki sen de Hizbullah toplantılarına ev sahipliği yapıyorsun. Hmm. Alçak adamlar diyorum onlara. Beni işten el çektirdiler. Vesayet, vatan sağ olsun. Biz canımızı vatana hocam, adamışız. Hocam yani söylemesen... Süre bitiyor. Tamam bir, bir cümle. Yani şimdi bakın bu laiklik o zulüm, o vesayetlerin yani bir örnek olsun diye. Bir bayan öğretmenin ben böyle gördüm ki e, hüngür hüngür Ağladım. huzurumuzda ya ağladık. Ya biz her gün ya, hayır olan. o öğrenciler. Hayır, olan. Hayır, hayır, mesela, hayır hocam. Olay. Beraber şu. ağladık. Hayır olan, Niye? Beraber ağladık biz bu yollarda. Vesayetçilerin gönderdikleri bir müfetiş el atmış acaba peruk mu saç mı diye hocam. Ya. Şimdi diyorlar ki evet. evet yani şimdi şimdi ya. diyorlar ki sayın hocam. Bunları yaşadık. Ya üniversitede siyaset evet. yapıyorsunuz. Kardeşim üniversitede siyaseti siyasetle ensemizle boza pişirenler diyor bunu. Evet, Yazıklar evet, olsun evet, onlara. Evet. Sonra ha. geliyoruz. Süratle sonuca doğru geliyorum. Sayın hocam ekonomik vesayetler Evet. yetmiyor. Bu defa güçleri yetmedi mi silahlı darbe yapmaya? Evet. Araya tüsü adı sokuyorlar. 27 Nisan muhtırası. Para Aa. babalarını. Ya sen kimsin? Evet. Muhtıra veriyorsun evet. hükümete. Evet. Ondan sonra halkın seçtiği hükümete. Sonra vesayetin bir derin partisi var CHP az önce bahsettik yüzde beşlik kısmı da onun yönetimi onu getiriyor onu götürüyor yani yani istedikleri e, gibi CHP ile de oynuyorlar evet, Türkiye ile de oynuyorlar çünkü yani, hocam Ecevit hükümetini tüsyat düşürdü yani sonra işin, biraz daha evet. geliyoruz sayın hocam medya bu defa devreye giriyor Evet medya nasıl 28 Şubat'ın o diktatör döneminde Turgut Özal'ı diktatör adlediyorlar Ondan sonra Yalı Merkeze hükümet kurdurmaya çalışıyorlar. Terörist başı Fethullah Gülen Gülende, onun ağzından Feto diyorum evet, ben. Evet. Feto'ya da bir beyanat verdiriyor Doğan Medyası. Diyor ki istifa et. Bu işi yapamadınız. Lan sen kimsin? <laughs> sen kimsin? Ya? Sen kimsin? lan istifa et hükümet <laughs> evet. ediyorsun? Yani. Kim de diyor karşı taraftan görünen Doğan Medyası'nda diyor. Kendi medyası var ama evet, Doğan evet. Medyası'nda diyor. Sonra geliyoruz Ak Parti dönemine. 2003'te. Tabi hocam düşürüyorlar tabi onu da söylüyorum. Tabi Düşürüyorlar yalım. Erez Hükümetini kuruyorlar, bakanları kendileri ya, tespit ediyor. Yani yapmadıklar yani, şey evet, bu Hükümet evet. bugüne niye geliyoruz? Evet. 16 Nisan'a niye parmak evet. basıyoruz? Evet. diye. Ya, bu önemli noktalar. Ya, oraya önemli. getiriyoruz. Bakın evet. şimdi sonra Ak Parti geliyor. Siz diyorlar irticayla mücadeleyi zayıflatıyorsunuz diyorlar 2003'te. Evet. 2003-2004'te sakın ha devreye ayışı, sarı yakamız yakamoz, darbe planları vesaire vesaire giriyor. Kimler? Siyasette gücün varsa çık siyaset yap kardeşim sen süngüyle siyaset mi yapacaksın? Hem şey mi o cesaret yok ki onlar da çıksınlar. Sonra geliyor 27 Nisan a. 27 Nisan. A. Evet. Ulan Sayın hocam, Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Yetmiyor kendi güçleri, yargıyı devreye, piyon olarak tık sokuyorlar. 367 olmaz olmaz. Ya o güne kadar hangisi 367 ile seçildi? Hiçbirisi 367'yi dayattılar. Açtığı konuda bu millet taşıyor. Sonra geliyor. Hocam özür dilerim. Şimdi bakın. Dayatırlar ya. işte bakın Allah da ne yaptı bakın. Aynı o Kapatmamız dayatmanın içerisinde işte bugünkü olaylar oradan geliyor. Sonra geldi. 17 Aralık, evet. sonra 25 Aralık malum, evet. sonra evet. 15 Temmuz. Bakınız, ben şimdi bugün alınan bir şey evet. bitti süremizde. Öyle mi? Evet. Türkiye'nin her alanda ayağa kalktı. Bunu bugün bir makale, Bulut'tan alındır. Evet. Türkiye'nin her alanda ayağa kalktı ve saldırıya uğradığı bugünlerde <laughs> yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde <laughs> coğrafyamızın 200 yıldır kanını emenlerin kimler olduğunu ve nasıl yaptığını lütfen sorgulayın. 17 Nisan sabahı 200 yıllık kan emiciler ve sisteme soktukları parçaları tarihin çöplüğünde yerini alacak. Evet güçlü tam bağımsız yeni bir Türkiye geliyor. Ben evet sen de var mısın hocam? İnşallah İnşallah yani yepyeni pırıl pırıl böyle bir nesli cedidle beraber, yeni bir nesille beraber İslam alemini de etrafında toparlayacak bir çınar Biraz filizlendi. Biraz canlandı, evet, nefesim çınar, kesildi. İnşallah bir, çınar tekrar yeniden, bakın bu bir adettir Allah'ın adetullah adet kanunudur. Yani ayağa kalkacağız. Ayağa 16 kalkacağız. Nisan Türkiye'nin yeni bir ruhlu ayağa kalkmasıdır. Ancak şunu da söyleyeyim. Bitirir. Onlar isteseler de istemeseler de. İnşallah. Yani diyor. Sevgili seyircilerimiz, değerli evet. izleyenlerimiz, sizlere doyum olmaz. Bu meseleler de zaten bitmez. 16 Nisan'a kadar biraz bize sabredin lütfen. Hep birlikte bunu bir sorgulayalım. Bunları, bu gerçekleri ortaya koyalım ve 16 Nisan'a sanda gittiğimiz zaman halka sorulmuş halk ne diyorsa gerçeğini bularak ortaya koyalım ki yanılmayalım. Yani sakın karamsarlığa kimse düşmesin. Kimseye şimdi. evet deme yok. zorlaması evet. Yok. Yok. yok ama inanarak evet diyeceksek evet. Türkiye'nin ayağa kalktığının resmidir. Hayırlı akşamlar diliyorum sevgili seyirciler.